Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Roma'daki zirvede Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e Rusya tehdidi, bunun sonuçları olur. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Roma'daki Waldorf Astoria Hotel'de yerel saatte 10.30'da bir araya gelen Sullivan ile yangın görüşme maratonu yaklaşık 8 saat sürdü. Çinli heyet, bir ara öğle arası için otelden ayrılsa da görüşmeler öğleden sonra devam etti. Sullivan ve yangın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti, taraflar, görüşmenin ardından basın açıklaması yapmadan otelden ayrıldı. Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Çin'den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialara değindi. Bu konudaki istihbaratın ve atılacak adımların detaylarına giremeyeceğini belirten Psaki, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Vake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yan Jiechen'ın İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı toplantıya işaret etti. Psaki, Sullivan, burada açıkça, Çin'in Rusya'ya askeri yardım ve diğer yardımlar vermesinin yaptırımların delinmesi ve savaşın desteklenmesi anlamına geldiğini ve bunun sonuçları olacağı konusunda Çin'i uyardı, ancak bu sonuçların ne olacağı konusunda detay veremem, bu konuda ortak ve müttefik ülkeler ile görüşüyoruz, ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'da düzenlediği günlük basın toplantısında, benzeri iddialara değindi. Sullivan'ın Yang ile Roma'daki görüşmesinde, Ukrayna meselesini geniş bir şekilde ele aldığını belirten Price, bu konuşmamın detaylarına giremeyeceğini aktardı. Price, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlarının ortada olduğuna işaret ederek, Çin, Rusya'ya askeri anlamda ya da yaptırımları delecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur, diye konuştu. Çin'in Rusya'ya askeri ve ekonomik yardıma istekli olduğu yönünde Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO müttefiklerine diplomatik yazışma ile bilgi verdiği yönündeki haberler konusunda ise Price, bu konunun detaylarına girmeyeceğim, Rusya'nın saldırgan tavrına ilişkin endişelerimizi elbette müttefiklerimizle konuşuyoruz fakat bunun detaylarına burada giremem, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.